Bu moleküle baktığımızda NMR spektrumu üzerinde 3 sinyal görürüz değil mi? Bu protonun 7,25 ppm bir kimyasal kayma değeri varmış. Bu proton biraz farklı bir ortamda bulunduğu için biraz farklı bir kimyasal değeri göreceğiz. Yani 6,7. Bu 3 proton eş değer ve bu nedenle bize 3,9 ppm değerinde kimyasal kayması olan bir sinyal verirler. Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak üstteki NMR spektrumunu görürüz. Bu üç proton bize 3,9 kimyasal kayması olan bir sinyal verir. İşte sinyalimiz. Sıradaki protonu da kırmızı yapalım. Buradaki kırmızı protonun 6,7'lik bir kayması var. O sebeple bu sinyali görürüz. Son protonuysa mavi yapalım. Bu 7,25'te, evet. Bu durum şu ana kadar bildiklerimize dayanarak görmeyi umduğumuz NMR spektrumu. Fakat gerçekte olan NMR spektrumu bu değil. Gerçekte gördüğümüz NMR spektrumu aşağıdaki. Yine tek tepe noktası yani piki olan yeşil protonları temsil eden sinyali görüyoruz. Fakat üstteki NMR'da kırmızı protonun sinyaline baktığımızda tek pikli bir sinyal gördük. Alttaki versiyonda ise bu sinyal iki pike ayrılmış durumda. Bunları işaretleyelim. Burada bir pik, burada da diğer pik var. Yani sinyal iki pike ayrılmış durumda. Tam olarak aynı şey mavi protona da oldu. Yukarıda tek bir piki olan bir sinyal görüyoruz ama aşağıda mavi protonun sinyalinin iki pike ayrıldığını görüyoruz. İşte buna spin-spin yarılması veya spin-spin eşleşmesi diyoruz mavi ve kırmızı protonda neler olduğuna biraz daha yakından bakalım. Aşağı doğru inelim ve biraz daha yer açalım. Şimdi protonlar arasında etkileşim olmayan spektrumu çizelim. Yani ilk baktığımız spektrumu. 6,7 ppm'de tek piki olan bir sinyal görmüştük. Bu kırmızı protondu. Ardından 7,25 ppm'de tek piki olan bir sinyal daha gördük ve bu da mavi protondu. Yani yukarıdaki spektrumunda iki protonumuz arasında herhangi bir etkileşim gerçekleşmiyor. Fakat gerçekte bir etkileşim var. Çünkü hatırlarsınız, kırmızı protonun manyetik momenti aşağı veya yukarı doğru olabilir. Yani harici manyetik alanla aynı yönde ya da zıt yönde olabilir. Yani kırmızı protonun yukarı veya aşağı yönde olan bir manyetik momenti veya manyetik alanı vardır. Öncelikle kırmızı protonun manyetik momentinin harici alanla aynı yönde olduğu örneği düşünelim. Kırmızı protonumuz burada ve diyelim ki manyetik moment harici manyetik alan yönünde. Harici manyetik alanı şu şekilde çizelim. Buna B0 diyoruz. Bu iki vektör de aynı yönde. O zaman kırmızı protonun manyetik alanı harici manyetik alana eklenir. Buraya daha büyük bir vektör çizelim. Çünkü artık mavi protonun hissettiği etkin manyetik alan büyüdü. Etkin manyetik alan uygulanmış manyetik alandan fazladır. Çünkü kırmızı protonun manyetik alanı artık ona eklenmiştir. Bu sebeple mavi proton daha büyük bir etkin manyetik alan hisseder. Bunun neye sebep olduğunu hatırlayın. Elbette alfa ve beta dönüş durumları arasındaki enerji farkı. Manyetik alan artarsa alfa ve beta dönüş durumları arasındaki enerji farkı da artar. Böylelikle beklediğimizden daha yüksek frekansta bir sinyal veya daha yüksek bir kimyasal kayma değeri elde ederiz. Yani bunun mavi protonun kimyasal kayma değerini arttırma gibi bir etkisi vardır. O zaman mavi protonu beklediğimizden daha yüksek bir kimyasal kayma değeriyle çizebiliriz. Evet, Şimdi yine aynı şeyi yapalım. Fakat bu sefer kırmızı protonun manyetik alanının uygulanan manyetik alanın zıt yönde olduğunu düşünelim. Bu kırmızı protonun manyetik alanının aşağı doğru olduğu durum. Uygulanmış manyetik alanı böyle çizelim. Kırmızı protonun manyetik alanı harici manyetik alanın bir kısmını götürecektir ve mavi proton daha küçük bir etkin manyetik alan hissedecektir. Anlaşılsın diye tabi çizimleri biraz abartıyorum. Ne diyorduk? Mavi proton daha küçük bir etkin manyetik alan hisseder ve bu da alfa ve beta dönüş durumları arasındaki enerji farkını azaltır. Bu nedenle daha düşük frekansta bir sinyal ve daha düşük bir kimyasal kayma değeri elde ederiz. O zaman mavi protonun kimyasal kayma değeri daha düşük olur. Şimdi daha düşük kayma değeri olan bu mavi protonun sinyalini çizelim. Sonuç olarak mavi protonun sinyali, kırmızı protonun iki farklı manyetik alanı sebebiyle ikiye ayrılır. Mavi protonun da yukarı veya aşağı yönde olabilen manyetik alanı vardır. O zaman mavi protonda kırmızı protonun sinyalini aynı şekilde yarar. Kırmızı protonun aynı şekilde yarılmasını şöyle çizebiliriz. Bu aşağıdaki her iki protonun birbiriyle eşleştiği spektrumu temsil ediyor. Burada eşleşme dememizin sebebi, sinyalin iki pike yarılması. Bunlara da ikili grup anlamında duplet diyoruz. Protonlarımıza tekrar bakalım. Kırmızı protonun sinyali, burada konuştuğumuz gibi iki pike ayrıldı. Mavi protonun sinyali içinde aynı şeyi görüyoruz. Evet, spin-spin yarılması işte bu şekilde. Şimdi biraz daha karmaşık olan bir örneğe bakacağız. Fakat tam olarak aynı prensip geçerli olacak. Bu moleküle bakalım. Bu protonun 5,77 ppm'lik bir kimyasal kayma değeri var. Kırmızı protonlarsa eşdeğer ve 3,95 ppm'de bir sinyal görmeyi bekliyoruz. 3,95'teki sinyal iki protonu temsil ediyor ve 5,77'de de bir proton sinyalini görüyoruz. Bu sinyal o kadar şiddetli değil çünkü yalnızca bir protonu temsil ediyor. Mavi ve kırmızı protonlar birbirleriyle etkileşime girmeseydi proton NMR spektrumunda bunu görürdük. Fakat bunlar birbirleriyle etkileşime giriyorlar. O zaman iki kırmızı protonun manyetik momentlerini düşünmemiz lazım. İki kırmızı protonun da yukarı bakan bir manyetik momenti olduğunu düşünebiliriz. Bu manyetik momentlerin olası kombinasyonlarından biri. Diğer olası kombinasyonsa İlk kırmızı protonun manyetik momenti yukarı, ikinci kırmızı protonun manyetik momenti aşağı yönde olur. Veya ilk proton aşağı, ikinci proton yukarı yönde olabilir. Son kombinasyonsa ilk ve ikinci protonun manyetik momenti aşağı yönde olur. İşte iki kırmızı protonun manyetik momentlerinin veya manyetik alanlarının olası kombinasyonları. Şimdi ilk olası kombinasyonu ele alalım. Her iki protonun da manyetik alanlarının yukarı yönde olduğunu düşünelim. Uygulanan harici manyetik alanımız da aynı yöne baksın. Mavi protonun maruz kaldığı manyetik alanı düşündüğümüzde kırmızı protonların manyetik alanlarını da ekleriz. O zaman etkin manyetik alan artar ve uygulanmış manyetik alandan daha fazla olur. Evet, mavi protonun hissettiği manyetik alanı arttırdık. Böylelikle alfa ve beta dönüş durumları arasındaki enerji farkını ve frekansını arttırdık. Ve kimyasal kayma değeri yükseldi. 5,77'nin hemen ilerisine çizeceğiz. Diğer iki olası kombinasyona bakalım. İlk protonun manyetik momenti yukarı. İkinci protonun manyetik momenti aşağı yönde. Sonra ilkinin aşağı, ikincininki yukarı olacak. Bu manyetik alanların mavi proton tarafından hissedilen etkin manyetik alanlar üzerinde ne gibi etkileri olur? İlk kombinasyonu düşünelim. Bir manyetik alan yukarı, bir manyetik alan aşağı yönde o zaman bunlar birbirini götürür. Aynı şey burada da geçerli. Biri aşağı, diğeri yukarı yönde. Bu manyetik alanlar da birbirini götürür. Yani mavi proton tarafından hissedilen etkin manyetik alan harici manyetik alana eşittir. Çünkü protonların manyetik alanları birbirini götürür ve etkisiz kılar. O halde sinyali olması gerektiği kimyasal kayma değerinde görmeyi bekleriz. Yani 5,77'de. Bu sinyal bu sinyalden daha şiddetli olacaktır ve bunun sebebi olasılıktır. Bu iki manyetik alan kombinasyonunun gerçekleşme olasılığı bu kombinasyonlardan daha yüksektir olasılığın iki katına çıkması, sinyalin şiddetinin de doğru kimyasal kayma değerinde olma ihtimalini iki katına çıkarır. Son olarak son kombinasyona bakalım. Her iki manyetik alanda aşağı yönde. Uygulanmış manyetik alansa yukarı yönde. O zaman mavi proton tarafından hissedilen etkin manyetik alan daha küçüktür. Enerji farkı, frekans ve kimyasal kayma da azaldı değil mi? Bu şekilde daha düşük bir kimyasal kayma değeri çizebiliriz. Buradaki sinyali düşünelim. Mavi proton için bir sinyal görürüz dedik. Fakat o sinyal kırmızı protonların manyetik alanlarından etkilendi. Kırmızı protonların manyetik momentlerinin olası kombinasyonları mavi protonun sinyalini alıp bize 3 pik verdi. Daha yüksek kimyasal kayma değerinde bir pik, doğru kimyasal kayma değerinde İki kat şiddetinde bir pik ve düşük şiddetli bir pik. NMR spektrumuna bakalım. Bu mavi protonun sinyali. Sinyal 3'e yarılmış durumda. İşte şöyle. Buna üçlü grup ya da triplet diyoruz. Peki ya kırmızı protonlar? Kırmızı protonlar mavi protonların manyetik alanından etkilendi. Mavi protonun manyetik alanı harici manyetik alanla aynı yönde ya da zıt yönde olabilir. Tıpkı önceki örnekte gördüğümüz gibi mavi protonun iki olası manyetik alanı var. Yani kırmızı protonun sinyali ikiye yarılmış durumda. İşte şöyle çizelim. Buna ikili grup ya da duplet diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.